Arkadaşlar merhabalar. ÖSYM olsam logaritmada bunu sorarım ki buna yönelik sorularımızı da sizin için hazırladık. Logaritma diziler fasikülümüz de bu yıl çıkamasa da seneye öğrenciler için inşallah sizinle kavuşmuş olacak. Log 1 biliyorsunuz 0 arkadaşlar. Log 10 1. Bakın sayı doğrusu üzerinde logaritmanın yerleştirildiği bir sayı problemi her türlü gelebilir. Ama ben bugün şunu söyleyeceğim. Log 2'nin değerini bilmiyoruz 0 ile 1 arasında. Log 3'ü bilmiyoruz 0 ile 1 arasında. Ama log 4 2 log 2 olduğu için log 2'yi bildiğimiz zaman log 4'e gerek yok. Bakın log 1'i de biliyoruz. Log 10'u da biliyoruz. Log 5 1 eksi log 2 değil mi arkadaşlar? Log 2 artı log 5 1 özelliğini ÖSYM her yerde kullanabilir diyorduk. Logaritma toplamayı çarpmaya, çıkarmayı bölmeye dönüştürüyor. Bu özelliğini her an kullanabilir. Log 6 bakın başka iki şeyin toplamı log 2 artı log 3. Log 2 artı log 3'ü bilmem istenirse log 6 log 5'i de bulabiliyorum. Bir de log 7'yi bulamıyorum. Peki log 8 3 tane log 2 log 2'yi bulunca seni de buluyorum. Log 9 2 tane log 3 olduğu için log 9'da da içim yok. Demek ki arkadaşlar log 2 log 3 ve log 7 sihirli sayılar. Bu sihirli sayıların sorulduğu bir logaritma sorusu karşımıza gelebilir. Bunları bilince diğerlerine erişebildiğimiz için. Peki gelsin sorusu. İşte geçen sene Türkiye Genel AYT denemesine yazdığım soru. Logaritmik cetvellerin kullanım konusunu anlatan hoca log 2, log 3, log 7 değerlerini veriyor. Aşağıda 3 nesnenin boylarını hesaplamasını istiyor. Öğrenciler hangi uzunlukları tam olarak bulabilirler? ÖSYM mutlaka taban değiştirmeyi her an sorabilir diyorduk. Logaritma kavramıyla alakalı. Dolayısıyla şunları 10 tabanına alalım. Çünkü neden? Uzunlukları bakın 10 tabanında cetvelde bulabiliyoruz. Peki bu log 36 bölü log 24'tür. Bu log 16 bölü log 9'dur. Bu log 25 bölü log 49'dur. Şimdi kalemimi değiştiriyorum. Bakalım neleri bulabileceğimi görelim. Log 36 6'nın karesi 2 tane log 6. Log 6 log 2 artı log 3'ten bulunabildiğini az önce söylemiştim. Dolayısıyla bu üst tarafı bulabilirim. Log 24 log 3 artı log 8 log 8 3 log 2. Paydadaki ifadelerinde ne olduğunu bulabiliyorum. Çünkü log 2 log 3 log 7'yi biliyorum. O zaman kalemi bulurum. Log 16 arkadaşlar 4 tane log 2 log 16 2 üzeri 4 değil mi? 4 başa geldi. Log 9 2 tane log 3 log 2 log 3'ü bulduğum için silgiyi de bulurum. Log 25 arkadaşlar 5'in karesi 2 tane log 5 bölü 2 tane log 7. Hocam log 7'yi biliyoruz. İkiler sadeleşti. Log 5 log 2'yi bildiğim için 1 eksi log 5 log 2. Dolayısıyla bakın log 5'i de bulabiliyorum. 3'ünü de bulabildim. Cevap 1 2 değil. 1 2 3'tü. Tabii ki bu sorudan çok fazla soru türettik biz. Ben sadece şu ilişkinin nasıl kurulduğunu, şu onluk tabandaki uygulamayı ve sayı doğrusu üzerinde tamam mı logaritmalar yerleştirilerek bir eşitsizlik sorusu bile sorulabileceğini hatırlatmak istedim. Bugünkü gündemimizde bu vardı.